안녕하세요 탕쿠. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요 hocam. harikasın Tankut'cum. Bugün seninle yine güzel bir aslında ek öğreneceğiz. Bir yandan da bir dil bilgisi aslında. Bir yerden bir yere, bir zamandan bir zamana. Aslında İngilizce'deki bu from to gibi olan bir kalıbı öğreneceğiz bugün seninle birlikte. Hazırsan başlıyorum. Tankut'cum, öncelikle yerle başlayacağız. Yani bir yerden bir yere gitmeyi konuşacağız. Neymiş bu ek? Den bir yere. Aslında şunun Türkçesini yazalım. Bir yerden bir yere nasıl deniyor bakalım. İsim tabii ki, yani işte şehir ismi, yer ismi. Ondan sonra Türkçedeki den eki Korece'de eso. Korece'de neymiş? Eso. İsim artı eso. Bir yerden demiş oluyorum. Peki bir yere nasıl diyorum? Yine isim artı gaji. Nasıl okunuyor? Gaji. Gaji. Eso gaji. Eso gaji. Den e. Eso den gaji e, bir yere şeklinde kullanıyoruz. Yine bence örnekler üstünden daha güzel anlayacağız. Hemen ilk örneğimizle başlayalım Tankut'cum. Ne yapıyorum? İsim eso isim eso den isim gaji e, bir yerden bir yere. Bakalım bu arkadaşımız nereye gidiyor? Hakkyo. Hakkyo chip. Hakkyo. Ne diyeceğim? Hakkyo'dan, değil mi? Hakkyo ne? Önce onu da bir yazayım bilmeyen arkadaşlarımız için. Hakkyo okul demek. Chip chip ev demek. Hakkyo okul, chip ev. Okuldan eve diyeceğim. Okuldan eve. Dan ekim ne? Eso. Eso değil mi? Dan ekim benim. Neydi? Eso. Chip. Gaji. Chip gaji. Hakkyo eso chip gaji. Yani hakkyo eso chip gaji derken ne diyorum? Okuldan eve demiş oluyorum. Güzel. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. Bir şehirden bir şehire diyeceğiz. Neymiş o şehirler? Ankara, Ankara, İstanbul. Ankara, İstanbul. Hemen yazalım. Aslında Ankara, İstanbul. Ankara, eso. Ankara eso dersem doğru olur mu? Olur öğretmenim. Eso çünkü den demek. Ankara eso. Ankara eso İstanbul gaji, değil mi? Sıradakine gaji ekliyorum. Gaji. Ne oldu bu durumda? Ankara'dan İstanbul'a giden biri bunu nasıl söylüyor? Ankara eso. Ankara eso. İstanbul gaji. Bakın buradaki gaji'yi kullanıyorum. Ankara eso. İstanbul gaji diyorum. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer hemen okuyayım öncelikle. Eminim biliyorsunuz hepiniz. Toki. Toki. Çıkış noktam neresiymiş? Toki. Varış noktam ne? Hanguk. Neydi Toki? Toki, Türkiye. Hanguk neydi? Hanguk'ta Kore. Toki, Türkiye'den diyeceksem, Türkiye'den nasıl diyeceğim? Eso. Toki. Eso. Toki eso. Nereye gidiyorum? Hanguk. Nasıl söyleyeceğim? Gaji.
Türkiye'den Kore'ye. Gaji. Türkiye'den 한국까지. Türkiye'den 한국까지. Tamam mı? Türkiye'den 한국까지 가요. Türkiye'den Kore'ye kadar Kore'ye gidiyorum. Peki, yerle ilgili güzel örneklerimizi yaptık. Bir de şimdi zamanla ilgili örneklere bakalım. Zamanda ne kullanılıyormuş? İsimden sonra buto. Aa, öğretmen burası farklı. Fark ettik mi? Güzel. Yerde neydi? Yerde den eki için eso kullanıyorduk. Zamanda ne kullanıyormuşuz? Buto. Buto. Tamam mı? Böyle bir fark var. Den derken bir yerden, from derken isim yer, eğer bu bir yer ismi ise eso, zamansa buto. Anlaştık mı? Hemen tekrar yazıyorum duyduğumu. İsim artı buto. Ne demek buto? Den. Türkçedeki den. Tamam mı? Pazartesiden, salıdan, çarşambadan, ikinci aydan, üçüncü aydan derken ki neyi kullanıyorum? Buto'yu kullanıyorum. Peki, varış noktam değişiyor mu? İsim artık gaji. Hayır, bırak burası değişmiyor. Gaji hem yer hem de zamanda kullanılabiliyor. Bir yerden bir yere derken de kullanılıyor. Bir zamandan bir zamana derken de gaji kullanılıyor. Neymiş? Ezberleyelim. Buto gaji. Buto gaji. Buto gaji. Yerde neydi? Eso gaji. Eso gaji. Anlaştıysak örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz haftanın günleriyle. Hemen bakalım. Ne yapıyorum? İsmi söyleyeceğim. Buto diyeceğim. Bir yer, bir zamandan demiş olacağım. Sonra varış ismimi söyleyeceğim. Varacağım yeri söyleyeceğim. İsim artı gaji diyeceğim. Tamam mı? İsim artı gaji diyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Hemen bakalım. İlk ismim ne? Volyoil. Volyoil. Voryoil ne demek? Voryoil pazartesi. Şöyle yazalım. Voryoil. Ama burası birazcık daha böyle R'ye yakın okunuyor. Voryoil. Voryoil. Ne bu? Pazartesi. Pazartesiden diyeceksem. Voryoil buto. Pazartesiden. Suyoil. 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 Suyoil ne? Çarşamba. Pazartesiden çarşambaya kadar. Ya da pazartesiden çarşambaya derken yine gaji kullanıyor muyum? Evet. Gaji. Volyoil buto suyoil gaji. Suyoil gaji. Pazartesiden çarşambaya kadar ya da çarşambaya. Tamam mı? Bu şekilde de zamanları kullanıyoruz. Bir örnek daha yapalım hemen. Az önce gün bir günden bir güne yaptık. Şimdi bir saatten bir saate yapalım. Hanshi. Hanshi. Nasıl okuyorum? Han bir. Shi burada saati temsil ediyor. Hanshi. Peki saat beşi nasıl söyleyeceğim? Beş. Tasot. Şi. Hanshi tasot şi. Birden beşe kadar. Nasıl diyeceğim? Hanshi buto. Hanshi buto. Tasot şi gaji. Doğru mu? Doğru gibi görünüyor. Hanshi buto. Hanshi buto. Tasot şi gaji. Tamam mı? Hanshi buto. Tasot şi gaji. Ne demiş oldum? Saat 1'den saat 5'e kadar. 수업은 1시부터 5시까지. 수업은 ders 1시부터 5시까지예요. 1'den 5'e derken 1시부터 5시까지. Yine zamanlarla buto'yu kaci kullandım. Bir örnek daha yapalım. Bunda da bir aydan bir aya demiş olalım. Yanlış hatırlamıyorsam da son örneğimiz olabilir. Bir ismi kullanıyorum yine. Buto ekliyorum.
Sonra varış noktamı söylüyorum, yine isim ve gaji diyorum. Artık daha kolay değil mi? Altıncı ay nasıl söyleniyor? Altıncı ay Haziran. Yuval. 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 Altıncı ay. Parol. Parol. Parol gibi okunuyor. Aslında palvol ama parol gibi okunuyor. Bu da 8. ay. Korece'de ayların özel bir ismi yok. 1. ay, 2. ay, 3. ay, 12. aya kadar gidiyor. Bu şekilde söyleniyor. Yuval buto. Yuval buto. Parol gaji. Tamam mı? Yuval buto. Yuval buto. 6. aydan. Parol gaji. Yuval부터 8월까지. Yuval부터 8월까지. Anlaştık mı? Diyorum ve dersimizin sonuna geliyorum. Bugün ne yaptık? İki şey öğrendik. Bir yerden bir yere, bir zamandan bir zamana demeyi öğrendik. Yerle ilgili kullanırken esokkaji, zamanla ilgili kullanırken butokkaji'ydi. Peki o halde Kore'den Türkiye'ye gidiyorum, Kore'den Türkiye'ye gideceğim vesaire demek isteyen biri hangi eki kullanır? Esokkaji mi? Butokkaji mi? Yanıtlarınızı aşağıda bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik Tankut'cum. Hazırsan. 안녕! 안녕!